Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alâ'l-hayri ve lev esîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. Zerul arifînel muhaddetîn min ümmetî la tunziluhum el cennete velen nâr. Hatta yekûnallâhu ellezî yakdî fîhim yevmel kıyâme. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız meşayihlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde katkısı bulunanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mümin ve münat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Zerul arifin el muhaddesin. Allah tarafından ilhama uğramış, ilhama mazhar olmuş arif kişileri min ümmeti, benim ümmetimden bırakınız. Onlara bir şey söylemeyiniz. Allah-u Teala'nın meleği alası var. Melekleri var. Allah Celle Celalü emirlerini yeryüzünde melekleri vasıtasıyla onlara emir veriyor, onlar uyguluyor. Rüzgar meleği var. Yağmur meleği var. Zelzele meleği var. Afetler meleği var. Hep böyle görevli melekleri var. Allah'a çok yakın mukarreb melekler var. Meleği ala işte bazı kullarına bizim sıradan müminlerin muttali olamadığı bazı şeyleri ilham ederler, haber verirler. Evet, bunlara siz meczup diyorsunuz. Bakıyorsun, acayip acayip kelimeler çıkıyor. Bazen çok muhteşem laf çıkıyor ağzından. Bazen de pek sınırlara uymayan laflar geliyor. Bunlara meczup denir. İşte bu kimseler diyor, bunlar Allah tarafından ilham olunmuş kimselerdir. Onları diyor, bırakınız, onların sözlerine şey etmeyiniz, takılmayınız benim ümmetimden. Ama onları da %100 cennetlik, %100 şu laf ettiği laftan dolayı cehennemlik de demeyiniz. لَا تَنْزِلُوهُمْ الْجَنَّةَ وَلَنَّارِ Cennete, cehenneme de kondurmayın onları. Onlara bu konuda hüküm vermeyiniz. Hatta yekûnallâhu ellezî yakdî fîhim yevmel kıyâme. Allah-u Teala kıyamet günü mahkeme-i kübrada hakim-i mutlak. O gün onlar hakkında karar verinceye kadar siz onların sözlerine şey etmeyin. Böyle ahkam kesmeyin. Onları kendi haline bırakın. Ayıplamayın. Cehennem kütüğü demeyin. O uçuyor bu da demeyin. Onu kendi haline bırakın. Evet, böyle meczup kimseleri
kafanıza takmayın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle adamlar olur, vardır, her zaman olur. Evet, onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Böyle kimseler olabilir. Buna zaten sözlerine kimse aldırmaz. Ama hiç ilmi olmasa da, hiç böyle tahsili olmasa da, kalp temizliğinden dolayı Allah Zülcelal Hazretleri bazı kullarına işte ilham ediyor. Hatta onları bu kainatın işlerinde görevlendiriyor. Böyle böyle siz ona abdallar diyorsunuz. Aptal değil, ebdallar, abdallar deniyor diyorsunuz. Kutup, kavs, işte yediler, ondan sonra kırklar filan diye halkımız arasında bunlar dinde var. Bunlar böyle ilim sebebiyle, çok ibadet sebebiyle makam almış insanlar değil, kalp temizliğiyle Allah tarafından ilham olunmuş kimselerdir. Bunları siz dilinizi uzatmayın ama %100 şöyle iyi de demeyin. Allah hakkında onlar karar verinceye kadar dilinizi tutun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bunların sözleri işte alim olmadığı için, tahsili olmadığı için, sıradan kimseler olduğu için pek de kale almaz zaten insanımız. Ama kınamayın da, kınamayın da diyor Peygamberimiz. Böyle kimseler halen var. Bunlar olmasa zaten bu dünya ayakta kalmaz. Mesela böyle bir zatla bir vesileyle biz buluşmuştuk. Bana dedi ki, ben dedi cahil bir adam, Elif görse mertek zanneder. Hiçbir şey okumamış. Ama muazzam rütbesi vardı. Bu Amerika'ya kaçan herifin 1980 yılında oraya sürüleceğini, orada Yahudi mahallesinde kalacağını bana söylemişti. Böyle bir adam. Ve dediği aynen çıktı biliyorsunuz. Evet, o diyordu ki, kumandanımız diyor, Kutup diyor, Adana'da hamal halde, zebze halinde meyve taşıyan bir hamal. Komutanımız o diyordu. Ve bana bu Afganistan'a Ruslar girmiş diye bir zaman oraya gece gitmiş, öyle kaymış yamaçtan savaşırken, yuvarlanmış, eli taşa sürtmüş, kanamış. Bana elini gösterdi, bu gece oldu bu dedi. Şimdi bu ne dese kimse inanmıyor. Çünkü alt tarafı bir şu falan filan. Evet, bunlar Allah tarafından böyle kalp temizliğiyle Allah'ın ilhamına mazhar olmuş kişilerdir. Bunlar hakkında ileri geri konuşmayın. Onu Allah'a bırakın diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim uyacağımız Kur'an hükümleri, Kur'an'ın hükümlerinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, sahabe-i kiramın içtihatları, işte İslam aleminin imamları olmuş. Dörde inmiş. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam, bunların sözleri. Bizim bunlara uyacağız. Evet, öbür tarafında çingemizi susacağız. Evet efendim, öyle diyor güzel peygamber. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Zeruni ma taraktüküm. Ben sizi bıraktığım şey neyse siz de beni öylece bırakın. Bırakın. Ben size bir şey söylediğim zaman altını deşelemeyin. Fe innemâ heleke men kâne kablekum bi kesreti sualihim. Çünkü sizden evvelki geçmiş milletler, ümmetlerden böyle çok soru sormaktan dolayı felakete uğramış kimseler vardır. Helak olmuş kimseler vardır. Ve ihtilafuhum ala enbiyaihim. Peygamberler hakkında da bunlar çok ihtilaf ettiler ve lanetlendiler. Fe izâ emertüküm bi şeyin fe'tü minhu mestatâtum. Ben size bir şey söyledim mi, bir şey emrettim mi, elinizden geldiği kadar onu yapın. Altını deşilemeyin. Fede'uhu, onu bırakın. Onu bırakın, kurcalamayın. Fe izâ neheytüküm an şeyin fede'uhu. Yasak ettiğim şeyleri de terk edin.
buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Peygamberimiz hayatında bir defa hac yaptı. Daha evvel hac farz değildi. Mekke-i Mükerreme'de putları bırakın, Allah bir deyin. Namaz yok, abdest yok, oruç yok. Daha putlardan ayrındıracak ki insanları doğru çizgiye getirsin. Putları bırakın. Allah diyen o zaman öldüyse doğru cennete. Hiç namaz kılmasa bile. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz farz olmadan da kendisi sabah akşam namaz kılardı. O ona mahsus bir namaz. Ama müminlere namaz sonra Medine'de nazil oldu bu namaz şey işte. Haç'ta o zaman nazil oldu. Fehuccu, hac ediniz ey Müslümanlar buyurdu. Sahabenin birisi dedi, her sene mi hac edeceğiz? Efendimiz yünü çevirdi. Yani cevap vermekten imtina etti. Cevap vermeyi istemedi. Adam bu sefer duymadı herhalde diye öbür tarafa geçti. Ya Resulallah hac edin dedin her sene mi? Peygamberimiz bu defa öbür tarafa döndü. Yine adam duymadı herhalde diye. Yine oraya geçti. Ya Resulallah her sene mi hac edeceğiz? Sus lan dedi, sus. Her sene desem her sene hac farz olacak. Sen de yapamayacaksın. Bir defa yaparsın, peygamber bu kadar söyledi dersin, sınıfı geçersin. Ne kurcalıyorsun dedi. Şimdi diyor ki ben size bir şey emrettim mi altını deşelemeyin. Duyduğunuzu elinizden geldiği kadar yapın. Evet, her sene hac farz olsaydı nasıl gidecektin? Kurcalamayın diyor. Şimdi geçmiş milletler böyle çok soru sormaktan felakete uğradılar. Şimdi efendim bu Yahudiler çok paraya eskiden beri çok taparlar. Beni İsrailoğulları, Yahudilerin aslı o. Evet, orada bir inek olayı vardır. Bakara inek. Bakara suresi. İnek suresi demeyin. Çünkü Türkçe'de inek sözü pek şeye iyi gelmiyor. Bakara suresi. Ama orada bir inekten bahsediliyor. İsrailoğulları içinde çok zengin bir ihtiyar vardı. Bu ihtiyarın bir oğlu vardı. Kardeşleri vardı. Yeğenleri vardı. Akrabası da vardı. Bu yaşlı zengin ihtiyarın bir oğlu, kardeşleri, yeğenleri, akrabaları. Akrabaları ihtiyarın oğlunu öldürdüler. Miras bize kalsın diye. Öldürdüler ıssız bir yerde. Ondan sonra adamın cesedini getirdiler. İhtiyarın kapısı önüne koydular. Hiç gece kimse görmeden. Sonra işte evlerine çekildiler. Geldiler sabahleyin duydular, herkes görmüş. Onlar da olayı duymuş. Görünce Allah nasıl dövünüyorlar böyle, bağırıyorlar. Yandım Allah, gittim Allah işte filan diye. Sahtekar, yalancılık ağlaması. Öldürenler onlar halbuki. Ondan sonra çok üzüldüklerini gösterdiler. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a gittiler. Dediler katilini bul. Peygamberin diyorsun, katilini bul. Musa Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Allah Celle Celaluhu ona vahyetti. Bir inek kessinler dedi. O da onlara söyledi, inek kesin. Ne demek yani? Bizim de dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun? İnekle ne işi var bunun? Ne ilgisi var bunun dediler. Onlar adamın şeysini oğluna öldürdüler ya. Şimdi adam da ölmeden evvel oğlu, bir tek oğlu var, ineği var, buzağısı var. Buzağıyı dağa salmış, Allah'a yalvarmış. Demiş ki ya Rabbi bunu sağ öldürtme, canavara yedirtme. Oğlum büyüyünce buna sahip çıksın da işte sütünle mütünle idare etsin filan diye. Dağa bir buzağı salmış. Beni İsrail'de de inek mukaddes sayılıyor. Mukaddes sayılıyor. Cenab-ı Hak hem ineğin mukaddes olmadığını, sıradan bir hayvan olduğunu, onların ineği mukaddes sayma inançlarının sakat olduğunu gösterecek bu olay sebebiyle. Onun için inek kesin demiş. O delikanlı büyüyünce işte öldürmüşler onu. Allah yalvarınca demiş ki inek kesin. Şimdi sıradan bir inek kesile olacak değil mi? Kendilerinin de inekleri var. Damlarında, şu evlerinde.
Nasıl inek demişler Musa. Ne ilgisi var bunun? Allah böyle emrediyor demiş Musa Aleyhisselam da. İnek kesiyorsun. Şimdi ölen soracağınıza kessenize bir inek. Öyle demişler. İnekler birbirine benzer. Ya Musa demişler. Nasıl inek bu? O zaman Kur'an-ı Kerim'de var bu. Evet. Yaşlı değil. Buzağı da değil. Genç bir inek. İyi de demişler. Yine soruyorlar şimdi. Sordukça tabii şey artıyor. Sıradan bir inek kesseler sözünü yerine getireceklerdi. Yaşlı da değil, genç de değil. Ama rengi ne? Musa Aleyhisselam demiş ki ineğin rengi sarı, parlak sarı. Parlak sarı. Böyle karşıdan göz kamaştıracak kadar parlak sarı. İyi de demişler Musa, nasıl bir sığır yağı bu? Bunlar birbirine benziyor. Çifte koşulmamış. Hiç çift sürülmemiş kendisiyle. Ondan sonra kullanılmamış. Evet, arabaya koşulmamış. Ayıpsız, hiçbir lekesi olmayan bir inek. Şimdi böyle deyince bunu bulmalar lazım. Kendileri deşeledi. O tarif edilen şekilde ineği bulmak için babam seferber olmuşlar. Ve bu ihtiyarın saldığı o şeyi, ineği bulmuşlar. Ondan sonra kesmişler. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a haber vermişler. Tamam kestik. Demiş ki ineğin etini demiş öldürdükten sonra oğlanın cesedine sürün demişler. Ne biçim ya filan demişler. Demiş Allah'ın emri mi? İneğin parçasını kestikten sonra ölüye sürünce ölü dirilmiş. Başlamış konuşmaya. Beni öldürenler bunlar demiş. Size böyle şeyler soruyorlar durmadan. Bunlar demiş. Katilleri böylece Cenab-ı Hak böyle bir mucizeyle evet onlara haber vermiş. İneğin sıradan bir hayvan olduğunu, böyle mukaddes bir şey olmadığını onlara göstermiş. Bunlar da tabii bundan dolayı da öyle günlerce aramışlar o nitelikte. Şimdi öbür türlü sormasalardı sıradan bir ineği keseceklerdi. Yine bu Ben İsrail peygamberleri kestiler biliyorsunuz. Sadece böyle mal için adam öldürüyor, bir de arkasından kılıf uydurmaya çalışıyor. Mesela Zekeriya Aleyhisselam'ı kestiler. Zekeriya Aleyhisselam'ı şimdi İsa Aleyhisselam biliyorsunuz babasız dünyaya geldi. Meryem anamızı Allah hamile bıraktı. O Meryem anamız hamile kaldıktan sonra şerefli bir aileden, sülaleden Meryem anamız karnı büyüyünce kavminden utandı. Halen onun doğum yaptığı yerde Osmanlılar şey yapmış, medrese yapmış, işaretler koymuşlar. Var. Kudüs'e gelince orada izin alırsanız oralara gidebiliyorsunuz. Şimdi tabii ben eskiden gittim de. Evet. Oraya daha çıkmış. Bir hurma kütüğüne dayanmış. Çocuk da tepiniyor. Harekete geçiyor. Doğacak. İsa Aleyhisselam. Kurumuş bir kütük. Hurma kütüğü. Dalı malı yok. Yani biraz topraktan yukarıdan keserseniz ona kalana kütük deniyor. Ona dayanmış, dalı budağı yok. Kurumuş bir kütük. Ona dayandıkça demiş ya Rabbi, ben burada doğurursam, burada inmezsem ne yiyeceğim, ne içeceğim? Sonra vatandaşa ne diyeceğim, insanlara ne diyeceğim? Ben hiç evlenmedim, bu oldu. O zaman Cenab-ı Hak ona vahyediyor, Meryem anamıza. Diyor ki, dayandığın hurma kütüğünü elinle sars. Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahle. Tüsakıd aleyki rutaben ceniyye. Ya Meryem, elinle dayandığın hurma kütüğünü sars. Buradan şunu çıkarıyoruz. Rızıkı veren Allah'tır. Razzak-ı alem Allah'tır. Ama rızkın senin eline geçmesi için insandan bir hareket bekliyor Allah. Çalışacaksın. Evde oturup böyle olmaz.
gideceksin, gereğini yapacaksın. Bak, Meryem bu kadar makbul bir Allah'ın kulu, hamile kalmış, mucize, hiç evlenmeden, o sevdiği bir insan olarak onu pekala rızkını meleklere gönderebilirdi. Hayır diyor, elinle diyor hurma kütüğünü sars. Öyle sana düşen rızkın gelmesi için çalış. Sarsmış, hemen hurma kütüğü dal budak salmış, meyve vermiş, meyvele olgunlaşmış, hurmalar dökülmüş. Ayağını diyor, uzat vur yere, topukların yere vur. Evet, oradan da su fışkıracak. Külî, ye hurmaları. Veşrabî, iç. Ve karrî ayna, üzülüp durma. Sen şeyine bak. Ben sana bunu verdim. Böyle yap. Böyle Kur'an'da geçiyor bu. Ondan sonra tabii arkası da var. Ondan sonra doğurmuş. Doğurduktan sonra işte bunları yapmış, beze sarmış. Diyor ki sen konuşma. Bu konuşacak. Konuşan çocuklar 6 tanedir. Beşikte konuşan çocuklar. Birisi de İsa Aleyhisselam'dır. Bezlere sarmış, kucağına almış. Kavmi de arıyor. Bu kız nereye gitti? Namuslu bir kız. Şerefli bir ailenin kızı. Nere oldu acaba? Ne felaketler geldi başına. Sağa sola koştururlarken bir bakmışlar Meryem anamız İsa Aleyhisselam'ı kundaklamış, kucağına almış geliyor. Aa! Ya Meryem, dedelerin, ataların çok soylu kişiler, çok güzel insanlar. Sen onlara büyük ki, evet, ve katçi şeyen feriye, çok felaket, pis bir şey yaptın. Onların şeyine, namusuna leke sürdün. Evet, neden böyle yaptın? Ve eşarat ileyhi. O hiç konuşmuyor. Allah konuşma dedi ya. Eliyle işaret etmiş. Buna sorun diye. Onun üzerine kâle İsa Aleyhisselam inni Abdullah. Allah'ın, ben Allah'ın kuluyum. Allah beni namaz kılmamı, ibadet etmemi emretti. Anaya babaya iyilik etmemi emretti. Kimseye kötülük yapmamı emretti. Ve kendine şey etti, seçtiği kullardan kıldı diye. Aa demişler. Kundakta küçük konuşur mu ya? %100 Tanrı'nın oğlu bu demişler. Onun için Hristiyanların inancında halen İsa Aleyhisselam Tanrı'nın oğlu derler. Allah diyen de var da genelde Tanrı'nın oğlu derler. Babası dünyaya geldiği için ve beşikte konuştular. Beşikte konuşan çok 6 tane çocuk var. Evet, şimdi onlar çok soru sormaktan bugün felaketle uğradılar. Şimdi bir kısmı da işte bu Musa Aleyhisselam katiller bunlar buldu ya. Zekeriya Aleyhisselam'ı Meryem'le gayrimeşru ilişki kurdu. İsa ondan derler. Evet, Yahudiler böyle söylerler. Ondan dolayı sen zina ettin diye Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmek için harekete geçtiler. Zekeriya Aleyhisselam da bir ağacın şeyine sığındı. Çınar ağaçlarının ortalığı oyuk olur biliyorsunuz. İçine sığınılabilir öyle tarihi çınarların. Bir ağacın içine saklandı. Biliyorlar orada olduğunu. Çınar ağacı kestiler testereyle. İçinde Zekeriya Aleyhisselam da ikiye kestiler, bıçtılar. Evet, o hep la ilahe illallah diyordu. Hiç bağırmadı. Of demedi. Öyle şehit ettiler. Keza Yahya Aleyhisselam'ı parayı çok severler Yahudiler. İsa Aleyhisselam'a İncil inince yakın akrabayla evlenmek yasaklandı. Kur'an-ı Kerim'e göre de yakın akrabayla evlenilmez. Sen kardeşinle evlenemezsin. Kardeşin kızıyla evlenemezsin. Hani torununla evlenemezsin arkadaş. Muharremat denir bunlara. Evvelce serbestti. İki zengin aile oğlan kız verecekler. İşte ikisi zengin, mal başkasına gitmesin diye, zenginlerin üstünde kalsın diye zengin yakın akrabasından bir oğlan bir kızı almak istedi. Yahya Aleyhisselam'a gittiler dedi. O yasaklandı. Şimdi İncil var, İncil'e göre hareket edeceğiz. Buna göre de evlenemezsin deyince Yahya Aleyhisselam da şehit ettiler.
onu da kestiler. Böyle çok şeyleri var. Ondan dolayı İsrailoğulları lanetlendiler. Mel'un millet. Duribet aleyhimü zilletü vel meskenetü febâ'ü bi gadabim minallah. Zillet damgası vuruldu, şerefsizlik damgası vuruldu. Mel'un millettir. Kur'an'da ayet böyle. Aynen, ben de aktarıyorum. Öyle bir millet. Şimdi onlar da biliyorsunuz, hem adam öldürüyorlar hem de inek, ne biçim inek, nasıl inek durmadan soruyorlar. Felaketlerine sebep oldular. Efendimiz de diyor ki, ben bir şey söyledim mi, yapın kurcalamayın altını. Her sene mi hac edeceğiz? Niye soruyorsun ya? Peygamber bir sefer söyledi, ben de bir defa anladım, yaptı. Her sene desem, her sene hac edeceksin. Buraya diyor, araştırmayın. Ama bu diyorlar ki alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına mahsustur. O zaman şimdi bir başka ayet var. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz meseleleri, Kur'an'da ayet bu. Kendi ahkam kesmeyin. Kendi kanaatinize göre hüküm vermeyin. İlmiyle amil alimlere sorun. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Ya ben mantığıma göre bu caizdir, helaldir demeyin. Kur'an var, sünnet var. Sen biliyor musun bunları? Bunları herkes bilmiyor ki. İşte bilen Ebu Hanife, bilen İmam Şafii, bilen İmam Malik, İmam Ahmet, şimdi çokmuş bunlar. Müslümanlar dördünün peşine takılmışlar. Onlara sor. Alimlere sor. Onların izinden, onların fetvalarını bilenlere sor. Bilenlere sor. Ahkam kesme. Ama burada sorma. Bırakın, neden? Efendimiz zamanında, Efendimiz kanun koyucudur, şaridir. Onun dediği kanun olur. Her sene deseydi, her sene hac farz olacaktı. Sen de yapamayacaktın. Ne kurcalıyorsun diyor. Ne kurcalıyorsun? Onu söylüyor işte Peygamberimiz. Ben bir şey söyledim mi, altını deşip durmayın. Anladığınızı elinizden geldiği kadar yapın. Yapın, altını deşelemeyin. Geçmiş milletler böyle deşelemek yüzünden helak oldular diyor, bizi uyarıyor. Evet, elinizden geldiği kadar emirlerimi yapınız. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahaakum anhu fettehu. Kur'an da ayet. Peygamber size ne dediyse, ne yap dediyse, ne getirdiyse yapın, alın. Neyi yasak ettiyse onu da yapmayın. Ayet açık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, emirleri, sözleri, yaptığı işler Allah'ın emri gereği kanundur. Allah'ın emridir. Onlara uyacağız. Şimdi çıkıyor adam, diyor ki Kur'an bize yeter. Kur'an'da her şey var. Peygamberin sünnetlerine ihtiyaç yok. Sahtekar. Öyle diyor bak, peygamber ne getirdiyse yapın. Neyi yasak ettiyse yapmayın. Bu da Allah'ın emri. فَتَّبِعُ النَّب۪يَ الْاُمِّ Ümmi peygambere uyun. اَطِعُوا ve وَاَطِعُوا الرَّسُولُ Allah'a ve Resul'e uyun. Peygamberin emrini kabul etmezsen nesine uyacaksın? Peygamberin yaptığı işi yapmazsan nesine uyacaksın? O zaman bu hadiste, bunlar hadistir bunlar işte. Bunları atarsanız Allah'ın bu emirleri havada kalır. Allah boş şeyi emreder mi ya? Böyle saçmalık olur mu? Öyle diyor. Kur'an bize yeter. Kur'an yeterse buyur. O diyor peygambere uy diyor. Hadi uy bakalım. Peygamberin fiillerini, sözlerini kendine örnek almadan nasıl uyuyacaksın peygambere? O zaman bu Allah'ın emri havada kalır. Bu gibi sözler, her zaman söylüyorum, daha çoğalacak. Daha çoğalacak. Namaz diye yatıp kalkmayın. Çünkü şu kıldığımız namazı Kur'an'da tarifi yok arkadaş. Namaz kılın diyor Allah. Bunu tarif eden sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın diyen peygamberimiz. Bizim gibi böyle tekbir almış, elini bağlamış, rükûya gitmiş, semiyallahu limen hamde demiş, Allahu ekber demiş. Sen bu hadisi atarsan bunlara gerek kalmayacak. Dua et, bitsin diyecek. Zaten onun dertleri o. Namazı kaldıracaklar. Haccu, kuccu, evet. Evet. Huzû anni menâsikeküm. Hac fiillerine menasik denir. Haçta nasıl yapacağınızı benden alın diyor peygamber. Sen peygamber sünneti bıraktın, haçta gerek yok efendim.
Evet, Arafat'a çıkmaya gerek yok. Kabe'yi böyle tavaf etmek, böyle bunlar dini ortadan kaldırır. Din diye bir şey kalmaz, ibadet diye bir şey kalmaz. Yanlış şeyler ama işte böyle insanlar şimdi bilmiyor. Bilmediği halde kanaatime göre diyor ahkam kesmeye başlıyor. Hocalar da bilmiyor, okumuyorlar. Neden? Cemaat bilmiyor. Bilmeyince bir dakika hocam diye taş koymuyor. Sen bilgili olacaksın. Ben burada konuşurken bir dakika hocam sen böyle diyorsun ama şu kitapta da böyle söyledi. Taş koyacaksın bana. Bir daha ben çıkarken 10 tane kitap karıştıracağım öyle çıkacağım. Ama sen ne söyleyeyim Allah ömürle versin sağ ol desen ben de sallarım gider. Böylece din kuşa döner. Şimdi o durumdayız. Şimdi o durumdayız. Allah Celle Celaluhu akıbetimiz hayır eylesin de bilmeden olmaz. Okumadan olmaz. Nasıl namaz kılacağını öğreneceksin. Okuyacaksın. Okuyamıyorum. Bileni dinleyeceksin. Ondan öğreneceksin. Böyle olacak. Aksi halde kafanı karıştıran bir sürü laflar duyacaksın. Bilmezsen onlara uyarsın. Sapıdır gidersin. Bu ahir zamanda böyle olacak. Peygamber yalan söylemez ve namaz kalkacak. Her şey meşrulaşacak. Namaz kılanları çok kızacaklar. Şimdi namaz kıldık elhamdülillah. Kimse bize karışan var mı? Ne güzel değil mi? Ama öyle zaman gelecek. Namaz kılan ne demek yok filan diye. Namaz kıldırmayacaklar. O da kızacaklar. İşte o zaman Mehdi aleyhisselam çıkacak. Arkasından Yeçüc çıkacak, İsa aleyhisselam çıkacak. Artık son anlar yaşanacak. Ama bizler şimdi bunlar ne olsa olacak diye yatmamız caiz değil. Mutlaka dinimizi, o televizyon neler var neler var kafaları karıştıran Kur'an'ın tefsirini okuyacaksın. Peygamberimizin tarihini okuyacaksın. Fıkıh kitaplarını okuyacaksın. Dinini iyi öğreneceksin. Akaid kitaplarını okuyacaksın. Hangi sözler küfürdür, hangisi değildir. Öyle dinini koruyabilirsin. Aksi halde o kadar taarruz var ki dine, ibadete. Evet, sen de bir gün onların suyuna girer, şaşırdı giderse Allah korusun. Evet ama böyle niye dedi, sorup da durma işte. Allah, peygamber böyle söyledi, İmam-ı Azam böyle söyledi. Niye deşeliyorsun lan altını? Yoksa diyor, böyle olur diyor. Evet efendim. Din konusunda nasıl hareket edeceğimizi Efendimiz bize böylece beyan etmiş. Evet, bu hadis-i şerifi İmam Şafii rahimeullah, Ahmed bin Hanbel, Müslim, Nesai, Ebu Hureyre hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Gerek keza Buhari de nakletmiş. Evet. Zirvetü senamil İslami El cihadu fi sebilillah. İslam'ın zirvesi, senam zirve demek. Devenin ortasında bir şeysi oluyor biliyorsun, tepesi. Ha, o dağ var, en tepesine ne diyorsunuz? Zirve diyorsunuz. İslam'ın zirvesi de diyor Peygamberimiz, el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihattır. En aziz bildiğin canını Allah kelimesi yeryüzüne yayılsın diye ortaya koyacaksın. Canını tehlikeye atacaksın. Din, namus, vatan namus demektir. Namussuz yaşanmaz. Buna hayat denmez. Böyle hayat olmaz olsun diyerek Allah'ın dininin yayılması, vatanın korumak için, dinini korumak için canını ortaya koyacaksın. İslam'ın zirvesi işte budur. Evet, dikkat et. Şimdi ne kadar önemli. La yenaluhu illa aftaluhum. İslam'ın zirvesine tırmanmaya, yani Allah yolunu cihat etmeye ancak Allah'ın en faziletli, en güzel kulları ulaşabilir. Elhamdülillah. Biz dedelerimiz bununla iftar edebilir. Evet, bu memleketi 1071'de
50 bin kişiyle 250 bin kişilik Bizans kafir ordusuna 50 bin kişi, 250 bin kişi, bomba yok o zaman. Atacaktı, hani yok ediyorlar ya, o yok, kılıç kılıca. 50 bin kişi, 250 bin kişi dememişler. Alparslan giymiş kefeni, arkadaşlar demiş, komutanlık, beylik bitti. Hepimiz eriz, Allah yolunda savaşan erleriz. Helallaştık, helallaşmışlar ve sırf Allah rızası için. Savaşınca da 250 bin kişiyi darmadağın etmişler. Devamlı savaşaraktan bu güzel vatan böyle milyonlarca şehit verilerek İslam yurdu haline getirilmiş. En sonra da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 1453'te sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü kumandan olayım, bu kafir diyarını Müslüman edeyim diye bu aşkla, bu şevkle İstanbul'u fethetmiş. Bu vatan böyle bir vatan. Evet, bu vatanın insanları da ataların yolunda devam etmişler. Kanuni olmuşlar. Muhaç meydanlarında semaları Allah nidalarıyla çınlatmışlar. Kafirlere korku salmışlar. Bakmışlar ki kafirler bu Türkleri, Müslüman Türkleri savaşta yenmek mümkün değil. Plan değiştirmişler ve tanzimat diye işte bizim imanımızı bozmuşlar, örflerimizi bozmuşlar, bizi cılk hale getirmişler. Ama mayamız sağlam olduğu için İstiklal Harbi'ni gene kazanmışız, Çanakkale'yi gene kazanmışız, bu ruh var. Evet, şimdi de elhamdülillah. Bana ne ya, Suriye'de adam demiyoruz. Evet, gidiyor bizim askerimiz 2 metre karda şu anda, biz burada vaaz etsin diye, namaz kılsın diye, benim amcalar, dayılarım diye orada nöbet tutuyor, gerektiğinde havaya uçuyor, şehit oluyor. Elhamdülillah bu ruh ölmemiş. Öyle diyor Peygamber, bu ruh müminlerin aftalına nasip olur. Herkes böyle yapamaz. Allah'ın sevdiği güzel müminlere nasip olur. Elhamdülillah bu duyguyu, bu imanı bizden almasın. Müslümanlara da bunu versin inşallah. Kaçmasınlar, hayatım önemli benim, kıymetli deyin diye. Ama elhamdülillah gören o ki bizim milletimizde bu duygu var. Şimdi tabii buradan hareketle din adına söylüyorum. Şimdi adam askere gitmemek için çürük raporu alıyor. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Yası şuraya gelmiş. Şimdi devlet bunları temizlemek için verilen parayı diyor falan. Ama siz çoluğunuzu, çocuğunuzu askerden men etmeyin. Askere gönderin. Asker Müslümanların namusunu, dinini, imanını, canını, malını korumak için, Müslümanların, insanların, evet, bunun için askerlik vardır. Manası budur. Siz bugün dahi nöbet tutarken o kardaki mümin, öyle duydum, araştırdım, sordum, abdest alıp çıkıyorlarmış araziye. Elhamdülillah. Müminiz elhamdülillah. Abdest almadan çıkmıyorlarmış askerler. Ne güzel. Çok seviniyoruz tabii. Şimdi de işte bu maksatlarla ben Müslümanların canını, imanını, dinini, namusunu, malını koruyorum diye nöbet tutarsan, askerlik yaparsan aynı Bedir'deki gibi, aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşanlar gibi, ocak aynı ocaktır. Bu duygularla, bu niyetlerle olduğu takdirde aynı şeylere sahip olursunuz. Aman gevşemeyelim. Cihad kıyamete kadar baki. Cihat ruhu öldü mü namus kalmaz, din kalmaz, vatan kalmaz, rezalet, zelillik kalır ve öbür insanlar gibi Allah'tan uzak dünya adamı olur, kalınır ki çok tehlikelidir. Evet, onu diyor bakın. Cihada ancak İslam'ın zirvesidir. Allah'ın afdal olan kulları nail olabilir. La yenaluhu illa afdaluhum. Ancak
Müslümanların en güzeli, en imanlısı onlara erişebilir. Çünkü canını ortaya kuruyor. Evet, bu da diyor, aftaruhum bila niza', tartışmasız en aftal ibadettir. Canını ortaya koyuyorsun onun için. Evet, bu duyguyu müminlerden Allah almasın. Ebu Ümame el-Bahili Tabarani'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, zekatül cenini, zekatü ummihi. Şimdi kurban kesmek, inna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz 25 yaşında 40 yaşındaki iki kocadan dul kalmış Hazreti Hatice anamızla evlendi. Evlilik tekfi anamızdan geldi. O zamana kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç kara leke yok. Masum, bütün peygamberler gibi, o da masum. Öyle bir ortamda ki zina diye bir şey yok. Bir eve gidiyor Mekke'de, bir eve gidiyor bir erkek, elbisesini asıyor mendilini kapıya. O gece o kadın onun. Ertesi gün biri erken gidiyor, o asıyorsa o kadın o gece onun. Böyle bir ahlaksız ortamda yaşadı. O da insandı. Onda fiziki dürtüleri vardı. Hem ne? Babası yoktu. Yetimdi. Öyle büyüdü. Ama hayatında hiçbir leke yok. Biz böyle masum inanıyoruz. Ama Voltaire diye bir ömrü boyu din kiliseyle mücadele eden bir Fransız filozofu var. O Vocabulaire de Philosophie eserinde, Muhammed maddesinde, sizi gidi peygamberimize iftira ediyorlar. Şu kadar kadınla evlenmiş, zova, hovarda bilmem ne filan diye. Sizi gidi kara sakallı yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında hiçbir bilinmeyen nokta yok. Çünkü Arap şiirleri var. Dünya UNESCO'da halen dünya literatüründe inceleniyor. Onlar da bahsediyorlar. Bir kadın hangi erkeği yattı kalktın şiirleştirmiş. Oğlan şiirleştirmiş. Onlar da o zamanın insanların ne yaptıkları bir dile getirilmiş. Onlar orada var. Peygamberimiz hakkında hiç böyle bir pislik yok. Onları inceliyor tabii. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Muhammed'in hayatında hiçbir kara leke yok. Voltaire söylüyor bunu. Bir din düşmanı söylüyor. Öyle masum. İşte 25 yaşındayken en kararlı, civan, gençken 40 küsür yaşındaki Hatice anamızla iki karıdan dul kalmış evleniyorlar. Ve o zaman bir iki karı değil 10 karıyla evlenmek serbest. Ondan başka üstüne hiç hanım almıyor Peygamberimiz. O vefat edinceye kadar. Ondan sonra Allah'ın izniyle, siyasi, ahlaki, dini vesaire sebeplerle Allah'ın ne kadar izin verdiyse o kadar kadın evlenmiş. Çok evlenmelerin sebepleri var. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ömrünü böyle din uğruna cihat şeylerinde şey etmiş. O Mekke'deyken sadece putları bırakın var. Diğeri yok. Namaz yok, şu yok. Kurban murban yok. Evet. Kurban kesmek, zekat, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek. Peygamberimiz işte vefatından 2 sene evvel hac ayeti son sene, tek sene gidebilmiş. Nazil olmuş. Cihat en sonra farz kılınmış. 5 kademede farz kılınmış. Çünkü çok zor iş. Evet, kurban kesmek dinimizin böyle fedakarlık Allah yolunda. Fakir fukara aç kalmasın, bayramda bayram yapsın. Çünkü bayram sevinç demek. Ama adam karnı açsa nasıl sevinecek? Onun için dinimiz zekatı emrettiği gibi kurban kesmeyi de emretmiş. Şimdi bu hadiste de şimdi bu kurbandan bahsediliyor. Kurban keseceğiz. Hangi hayvanlar kurban edilir? İşte evcil hayvanlardan çatal tırnaklı geviş getiren hayvanlar. Koyun, keçi, inek, manda, sığır, deve. Evet, bunlar kurban edilir.
deve 5 kişiye, 7 kişiye affedersiniz, sığır 7 kişiye, koyun, keçi 1 kişiye kurban edilebilir. Ve de işte deve şu kadar yaşında olacak, koyun, keçi 1 yaşını dolduracak, sığır 2 yaşını dolduracak, böyle fıkıh hükümleri var. Evet, bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Hazreti Hatice ile onu şeyirken o konuya girmiştik. Hep kız olmuş. İlk çocuğu Kasım oğlan. Onun için Peygamberimizin künyesi Ebul Kasım'dır. Yaşamamış, ölmüş. Ondan sonra Abdullah Tahir doğmuş oğlan. O da yaşamamış. Ondan sonra kızları yaşamış. Oğlanları yaşamamış. Hep demişler ki erkek adamın oğlu olur. Ne biçim erkek o? Hep kız oluyor oğul, kız oluyor. Bir de demişler ki nesli yok. Ne olacak? Nesil erkekten gelir. Bunun da nesli yok. İnsandır o da çok üzülmüş. İnna atayna kel kevser fesalli rabbike venhar neşaneke veleftar. Bu sure nazil olmuş. Kevser suresi. Kevser suresini sabah akşam okuyun. Hayırlı nesil nasip eder Allah. Bu maksatla nasıl şey olmuş, hayırlı nesil sahibi olmak isteyen dev akşam bunu okusun. Habibim, üzülme Habibim. Biz sana Kevser'i verdik. Sen Allah için kurban kes, bayram namazı kıl. Sana bu nesli tükenecek erkeği oğlu yok diyen var ya, inne şaniyeke hüvel ebtar. Esas ebtar odur, onun sülalesi kesilecek, hepsinin soyu kurumuş. Bu nazil olmuş. Şimdi kurban kesmek bu surede var. Köylerde şehir hükmünde olan muhtarı, bekçisi olan şehir hükmündedir. Şehirlerde, köylerde bayramın birinci günü bayram namazı kıldıktan sonra, şehirlerde bayram namazı kılındıktan sonra zengin olanlar kurban keserler. Şehir hükmünde olan köylerde, kasabalarda, şehirlerde olanlar bayramdan evvel kurban keserlerse geçerli değil. Şimdi akşam namazı kılabilir miyiz? Vakti gelmeden olmaz. Evet, çünkü namaz vakte bağlı diyor Allah Kur'an'da. Vakit gelmeden namaz olmaz. Kurban da vakti var. Kurban günü şehirdeysen bayram namazı kılındıktan sonra kesilebilir. Evvelce kesmişseniz geçersiz. Ama dağda kalıyor adam varlıklı, o köy değil, şehir değil, o zaman işte gün başlayınca imsak vaktinden sonra kesebilir filan. Bir de hayvanın işte sığırı 2 senelik keseceğiz, 2 seneyi doldurmuş olacak, kestik, içinden buzağı çıktı, olur ya, değil mi? Veya biz kurbanlığı aldık. Kurbana kadar işte büyük hayvanları en az 7 gün temiz gıdalarla beslemek lazım. Kurban edeceğiz, ibadet. Öyle beslemek lazım ki temiz olsun, pislik yemişse diye. Biz beslerken bir de baktık ki yavru doğurdu. Bunu da bu da kurban edeceksin. Çünkü sen onu olduğu gibi kurban etmeye söz verdin Allah'a. Bu hayvanın buzağlamışsa eğer, kesmeden evvel onu da keseceksin, onu da kurban edeceksin. Kestik, karnından yavru çıktı, canlı. Evet, sabah akşam doğuracakmış, kesmişiz. Canlıysa onu da keseceğiz. Onu da keseceğiz ve yiyeceğiz tabii. O da kurbandır ama ölü çıkarsa daha o yenmez. O yenmez, onu söylüyor. Zekatül cenini, zekatü ummihi. Evet, anasını kesmek, yavrusunu da kesmek olur. Evet, eğer canlı çıkarsa ayrıca keseceğiz, ona dair hadis var. Bu hadiste onunla ilgili. Zekatul cenin, zekatu ummihi. Velakinnehu yuzbehu hatta yunsabe ma fihi mineddem. Evet, ama anasını kesmek, yavrusunu kesmektir ama siz gene diyor, kanın aksın, kan pis ya. Kanı pis, kanı aksın diye siz onu da kesin diyor. Bu hadisten dolayı canlı, diri çıktıysa yavru onu da keseriz. İşte aldıktan sonra kesmeden evvel yavrularsa onu da keseriz, kurban ederiz ikisini de. Bu hadislere dayanır onlar. Hakim Müstetekin'de Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan nakletmişler. Evet, zikrül enbiya.
Evet. Peygamberleri anmak. Evet. Peygamber anası şuydu, babası şuydu, çocukluğu şöyle geçti, gençliği şöyle geçti, şu muharebeleri yaptı, şu mücadeleleri yaptı, şöyle güzel ahlakı vardı, şöyle güzel sözü vardı diye onlardan bahsetmek, faziletlerinden bahsetmek, onlara salatü selam getirmek, evet bunları anmak minel ibade, ibadettendir. İbadet sayılır. Evet, ibadet sayılır. Peygamberlerin adını andın mı salavat getireceksin, selamı getireceksin. Öbür peygamberlere aleyhisselam, peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ötekilere aleyhissalatu vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize salavat getireceksin. Bana bir salavat getirene melekler 10 salavat getirir. Bana bir salavat getirdim bir mümin, o nerede olursa olsun melekler onu getirirler benim kabrime, arz ederler. Allah cesedime ruhumu iade eder, beni diriltir. Ben de o müminin salatu selamına cevap veririm. Hadis böyle. Dünya yuvarlak olduğuna göre, devamlı peygambere salatu selam getirildiğine göre, bu hadise göre peygamber devamlı diridir. Devamlı salavat gidiyor. Devamlı da Allah onu diriltiyor. Evet, şimdi demek istiyorum ki bunu biliyorsan, duyduysan hacca gittiği zaman inşallah de peygamberi ziyaret edeceksin. Çünkü hac edip de beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiş olur diyor. Onun için ziyaret ediliyor elhamdülillah. Gittiğin zaman oradaki çinilerle, demirlerle uğraşma. Peygamber diridir. Bak diridir. Sen görmüyorsun ama sen salavat getirdiğin zaman seni duyuyor. Eğer dalgacıysan kınamaz mı seni? Hem salavat getiriyor hem de oradaki demirlere bakıyor, çinilere bakıyor. Arkadan diyor, şiş, şiş, Mehmet, Mehmet bak 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 bak. Şuraya bakıyor, gördün mü gördün. Ulan sen buraya demir seyretmeye mi geldin? Uyanık bulunun demek istiyorum. Peygamber diridir, senin lafını duyuyor. Edepli durun. Bunu bilen adam, mesela İmam-ı Azam Mescid-i Nebevi'nin kapısından içeri yanaşamamış. Edebinden, terbiyesinden bildiği için. Ama sen böyle çinilere bak diyorsun bak. Bir de millet orada birbirine kavga ediyor bir de. Yer kavgası yapıyor. Peygamberin kuyruğunda. Çok cahiliz yani. Ya peygamber duyuyor seni, görüyor ya mübarek. Evet, Allah rahmet eylesin. Medine'de bir şair vardı ya, evet, Ali Ulvi, kurucu, rahmetli, elini öptürmüş peygamberimiz, uzatmış parmaklıktan, gelenleri elini öptürmüş, onu görmüş. Adam olsak biz de görürüz, adam olsak biz de elini öperiz. Ama gene sen bunu yapamadım diye vazgeçme, ziyaret et de, ettiğin zaman bunu bil. Peygamber seni görüyor, duyuyor. Ona göre edepli dur demek istiyorum yani. Orada gidip de demirleri, çinileri seyretmeye kalkma. Onu söylüyorum. Evet, peygamberler anıldığı zaman ibadet edilmiş olur. Hangi peygamber olursa olsun aleyhissalatu vesselam denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem denir. Hayatta bir defa salavat getirmek inna Allah ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi ya eyhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima ayetine göre hutbede her zaman okunur cumaları. Allah ve melekleri peygambere salavat getirir, Muhammed Mustafa'ya. Ey müminler, siz de ona salatü selam getirin. Emrine binaen bir adamın ömründe bir defa salavat getirmesi, salatü selam getirmesi farzdır. Herhangi bir mecliste bir defa salavat getirmesi vaciptir. Evet, birkaç defa anıldıkça salavat getirmesi sünnettir. Her salavat getirişinde melekler götürür, onu arz eder, peygamber sana cevap verir. Salavat getirirken edepli ol. Peygamber beni duyuyor, şimdi bana selamıma cevap veriyor diye bu duyguyla salavat getir demek istiyorum yani. Bu duyguyla salavat getir. Ona göre ziyaretinde de böyle, evinde de böyle, salavat getirirken esneme, uyuma, sağa sola bakma, edebinle dur,
Peygamber senin salavatına cevap veriyor çünkü. Evet, onu söylüyor. Peygamberler salavat getirildiği zaman onları anmak o ibadetten sayılır. İbadetten sayılır diyor güzel peygamberimiz. Ve zikru salihine, evet, Allah-u Teala'nın emirlerine hakkıyla riayet etmiş, peygamber sünnetlerini hayatında hakkıyla uygulamış olan kişiler salih kişilerdir. Bu salih kişileri zikretmek, zikru salihine kefaretü zünub, evet, küçük büyük günahların kefaretidir. Evet, bir mecliste salih kişi anıldı mı rahmet bereket yağar, mağfiret yağar. Evet, bunu ihmal etme. Yunus Emre'den bahset, Mevlana'dan bahset. Böyle evliyaullah'ın isimlerini, salih kişilerin isimlerini an. Mecliste rahmet yağsın. Salihleri anmak kefaretü zünub, günahların kefaretidir. Küçük büyük. Evet. Ve zikrul mevt sadaka. Oturduğun zaman arkadaş, biz bak bir araya geldik, ne güzel. Ben seni kaç aydır görmüyordum, günlerdir görmüyordum. Ama falanca da geçen sene toplantımızda vardı, şimdi yok diye hemen ölümü hatırla. Değil mi? Geçen sene burada olanlar yok şimdi. Hemen ölümü hatırlayın bir araya geldiğiniz zaman. Ölümü hatırlamak sadakatun, sadaka vermektir diyor peygamber. Ölümü hatırlamak sadaka vermektir. Yani sadaka veren adam nasıl sevap alırsa, ölümü anan adam da sadaka vermiş gibi sevap alır. Evet. Ve zikrun nar minel cihad. Adam arkadaşımız aramızdaydı, şimdi yok, ölümü aldın. Arkadaş biliyorsun ya, kabir azabı var, mahşer sıkıntısı var, sorgu var, mahkeme-i kübra var, Allah korusun cehennem var, Allah nasip etsin cennet var. Ahireti hatırlayacaksın. Evet, öyle diyor. Öyle diyor. Bunları da hatırlayacaksın. Cehennem ateşini hatırlarsan cihat etmiş olursun. Cehennem ateşini ne kadar şehşetli, şiddetli, cehennem korkularını, hallerini eğer şey edersen cihat etmiş gibi ecir alırsın. Kendine gelmiş olursun. Ve zikrul kabri, kabri, kabir hallerini, ölünce sorgucu melekler gelecek. Men rabbuke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kıblen neresi? Kardeşlerin neresi? Diye soru soracaklar. Buna inanıyoruz. Kabir suali haktır. Evet. O zaman Allah hepimize Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh demeyi nasip etsin. Evet, işte bunu andığın zaman biz toplandığımızda ne güzel şeyler, peygamberimiz görmüş ne yaptığımızı. Bir araya geliyor, ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha, göbeğini tutuyor böyle. Ölen diye toplandığın zaman bunları an diyor. Bak, bunları an. Peygamberleri an, salihleri an, kabri an, cehennemi an. Bunlar sana fayda verecek diyor. Kalk kalk kih kih deyip durma lan. Çünkü bunları anladın mı kendine geliyorsun, değil mi? Öyle peygamberimiz hiç kahkahayla gülmemiş. Kalbi kahkahayla gülmek. Tebessüm etmiş. Tebessüm. Tam hoşuna giden şeyi tebessüm edersin. Hele kadınların Allah nasıl kahkahayla gülüyorlar. Sokaktan duyuluyor evinde kahkahası. Hayasızlık alametidir. Edepsizlik alametidir. Sakın ha. Sakın ha. Ne erkek kadın hiç kahkahayla gülmemeli. Evet, işte böyle toplandığınız zaman bunlardan bahsedin diyor. Peygamberleri anın, salihleri anın.
ondan sonra ölümü anın, cihat, askerlikten bahsedin, kabri anın. Evet, eğer kabri anarsanız yukarribüküm minel cenne, sizi Allah cennete yaklaştırır. Evet, çünkü kabir en çok, en güzel vaizlerden birisidir. Geçen sene arkadaşımız aramızdaydı, Şen Şakrak. Şimdi dedim ya, hemen kendine gelirsin. Ben de şimdi ölebilirim, yarın ölebilirim. Seneye bir daha toplanamayız. Kendine gelirsin, kendine gelirsin, seni cennete yaklaştırır. Kötülüklerden tövbe edersin, isyanlardan, taatlara gayret edersin. Her an ölebilirim diye bir fazla istiğfar edeyim, tövbe edeyim, ibadet edeyim dersin, cennete yaklaşırsın. Ve zikrul kıyame, kıyamette kopacak arkadaş. Bir gün gelecek, kıyamet, Arasat meydanında toplanacağız. Evet, kıyamet korkuları var. Bunlardan hesap var, amellerin tartılması var, sırat köprüsü var, cehennem yüzünden geçiyor, ayağından şimşek gibi geçenler var, koşarak geçenler var, yürüyerek geçenler var, korka korka titreye titreye geçenler var, derken ayı kayanıp düşenler var cehenneme diye. Bunları, kıyameti hatırlarsan, yubaidukum minen nari, Allah cehennemden seni uzaklaştırır. Çünkü kendine gelirsin, çeki düzen verirsin. Böylece cehennem ateşinden bunları anmak seni uzaklaştırır. Ve afdalul ibadeti terkül hiyal. Evet. İbadetin afdalı da size söyleyeyim mi diyor Peygamberimiz? Hileleri terk etmektir. Arkadaş, bunun bir çıkar yolu yok mu lan? Böyle dedin hocam ama bunun bir çıkar yolu yok mu lan? Bir idare edecek. Bundan vazgeçin diyor. Zoruna talip olun diyor. Sıkısına talip olun diyor. Böyle çare aramaya yönelmeyin diyor. Yönelmeyin. Zaten o sen ne kadar kaçsan o yine başın bunalacak, bir çare bulunacak da hep hedefi buralara tokarsan tembel olursun diyor. Evet, tembel olursun. Onun için böyle çare hileleri bırak. Re'sü mâlil âlimi terkül kibir. Âlim, hoca, vaiz, müftü. Âlimin malı nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz? Kibri terk etmektir. Kimse bilmiyor, ne söylesem yutuyorlar ya. Ben bir numarayım falan diye kibirlenmek, havalanmak. Bunu bırakırsan, aha senin elinde kalacak olan budur. Budur ey alim diyen adam. Budur, kibri bırak. Ve semelül cenneti terkül haset. Allahu Ekber. Cennetin değeri para. Değil mi? Bir yere gideceğin zaman ve parayı diyorlar. Ve parayı. Cennetin değeri parası da diyor Peygamberimiz. Terkül haset. Hasedi bırakmaktır. Aynı okuldan mezun olduk. O nereye gitti? Ben yapamıyorum. O ne kadar zengin oldu? Ben de çalışıyorum ama elime. Evet. Adamın ayağının çelmeye takıyor. Kurtlanıyor karnı. Neden o ileri gidiyor? Neden çok kazanıyor? Neden yükseliyor diye haset ediyor. Bunu terk edersen işte bu cennetin parasıdır arkadaş. İnsanlar da bundan zor kurtulur. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam iki oğlu vardı, Habil, Kabil. Evet, iki oğlan varken birisinin kestiği kurban kabul oldu. Kabil'in kabul olmadı. Niye onunki kabul oldu diye hasedinden onu öldürdü. Evet, cennetin değeri hasedi terk etmektir. Benim hakkımda böyle hayırlıdır. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Mevla görem neyler, neylerse güzel eyler. Demek ki hakkımda böyle hayırlımışım der. Kendi işine bakar, o niye çok oldu demez. Karnı kurtlanmaz. İşte bu hasedi terk etmek cennetin parasıdır, değeridir. Öl için hasetten sakınınız.
Ve nedametü mine zünub. Evet. Bir günah işledin ki günah işlemeyen var mı? İnsan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Evet. Hepimiz insanlık gereği bu. Önemli olan insanlığın şeysi bu. Adem Aleyhisselam da şu yasak meyveyi yemeyin dedi Allah. Havva anamız Adem yürü yiyelim. Burada cennette ebedi kalan şeytan öyle aldattı çünkü. Cennetin kenarında dolaşırken Havva anamız da kenarına gitmiş. Havva kardeş demiş. Vallahi billahi demiş. Çoluğum çocuğumun yemin ediyorum demiş. O yasak ettiği meyve var ya, ben oradaydım biliyorsunuz, ben iyi biliyorum. Ondan yerseniz ebedi kalacaksınız cennette demiş. Sizi cennetten çıkaracak demiş. Yiyin ondan demiş, ebedi kalın orada. Cennette çok güzel. Allah nasip etsin. Hatıra gelmedik güzellikler. Öyle diyor peygamber. Akıl hayale gelmedik güzellikler var. Havva anamız da, kadınlar duygusaldır. O cennetten çıkmamak istiyor. İnanmış ona. Yallah billah yemin etmiş ya. Kenardan Adem demiş. Böyle böyle demiş. İblise inanılır mı be? Defol demiş. Ama cennet çok güzel. Ertesi gün yine gelmiş. Adem etme demiş git bunun. Üçüncü gün yine gelmiş. Havva demiş doğrusu seni kovuyorum ama demiş cennet çok güzel. Ben de buradan çıkmak istemiyorum demiş. Yiyelim bari demiş. Yiyince de edep yerleri açılmış. Ben size ne dedim diyor Allah. Şunu yiyin için. Ve la takrabe hazi şecerata. Evet. Fetekûne mine zâlimîn. Demedim mi ben size? Çıkın cennetten. Çıkın. Çıkarmış. Adem babamızı Serendip adasına, Sri Lanka diyorsunuz siz. Havva anamızı Cidde'ye atmış. İki aşık. Dünyanın bir ucunda biri, birinci biri. Ama insanlık bu işte. Onun için söylüyorum. İnsanlık bu. Evet. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Bir günah işlediysek insanlık bu eder. Günah işler. İnsanlık bu işte. Hemen tövbe ya Rabbi. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Ne ettiyse kendimize ettik. Eğer sen bizi affetmezsen, merhamet etmezsen biz husranda kalanlardan oluruz. 300 sene kanlı gözyaşları ağlamışlar iki aşık. Biri Serendibaz'ın, birisi Cidde'de. Allah 300 sene sonra onların dualarını kabul etmiş, tevbelerini. Arafat'ta buluşturmuş. Arafat ismi oradan geliyor. Birbirlerini tanımışlar. Müzdelife'de de evlenmişler. İslam nesli oradan devam etmiş. Evet şimdi tövbe de diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işler mümin. Evet insanlığın gereği evet öyle diyor Peygamber. Semeru cennet terkül haset ve nedametü mine zünub et tevbetü sadika. İşlediğin günaha pişmanlık duymak bir daha işlemeyeceğim neden yaptım bunu diye içinin yanması sadık tevbedir. Estağfurullah etüb ileyh. Bu dildelen. Kötü demiyorum. Peygamberimiz günde 100 defa estağfurullah diyordu. Evet. Biz 1000 defa diyelim. Evet. Peygamberken masumken evet. Estağfurullah. Bu da güzel de esas tövbe yaptığın günahlardan için yanarak pişmanlık yorup müdahale etmeyeceğim işte diye kararlılıkla günahlardan pişman olmaktır. Tevbe-i sadıka budur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bunu bize duyuruyor ki her gün mutlaka sabah veya akşam bildiğimiz olsun. Günde 100 defa estağfurullah diyeceğim. 100 defa la ilahe illallah diyeceğim. 100 defa la havle diyeceğim. 100 defa peygambere salavat geçeceğim gibi bir şeyimiz olsun, birdimiz olsun. Her gün böyle yapınız. Bunları size duyuruyorum diyor. Güzel peygamberimizin bu güzel sözlerine Allah bizi kulak asanlardan, uygulayanlardan eylesin.
Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Tüm sıradan müstakim sıradan lezine elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif. Ma'al Besmele-i Şerife. On birer İhlas-ı Şerif ma'al Besmele-i Şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahum salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayatı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el, ashab ve etbaalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ayrıca irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahine, hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, özellikle dersimizde eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, efendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizlere hediye için, halen korumak için, ırz ve namusunu korumak için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şühedâ ve kuzatın ervahına bağışladık. Vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından, ahiret azaplarından bizleri muhafaza eyle. Ya Rab, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, akıbetimizi hayr eyle, hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle, batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle.
Ya Rabbi, her an seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Senin adın anıldığı zaman, Kur'an okunduğu zaman vecilet kulubuhum diye övdüğün, kalpleri heyecana gelen, tüyleri diken diken olan, böyle kamil bir imana sahip olan müminlerden olmayı bize nasip eyle. Ya İlahi'l Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Müslümanların evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sihirbazların sihrinden, kahinlerin kehanetinden, kötülerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Hasetçilerin hasedinden muhafaza eyle ya Rab. Ya İlahi'l Alemin, Ya Erhamer Rahimin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerinin her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Ümmet-i Muhammed'e lütfunla, affınla, kereminle muamele eyle. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Kafirleri zelil eyle. Ya İlahi'l Alemin, Ya Erhamer Rahimin, kafirlerin, münafıkların, Müslümanların arasına sokmak istedikleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Onları zelil eyle, kahreyle ya Rab. Ya İlahi'l Alemin, şu dualarımızı da salih kulların ettiği ve güzel kabul ile kabul buyurduğun duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel Kur'an, güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, güzel dua etmeyi, senin ismin güzelce zikretmeyi ve güzel peygamberimizin sözlerini öğrenmeyi, uygulamayı ve başka müminleri de öğretmeyi, böylece güzel peygamberimizin yüzü iki cihanda ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.